50.000 TL ve deneyim kabul çıkıyor devletine götürme bile hesaplarının aktarılması için plan için komisörden gelen raporu oylandırsın. İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 5 madde görüşülerek karara bağlandı. İlgili kurumlar nezdinde iş ve işlemlerin takibi ile gerektiğinde il özel idaresi adına sözleşme imzalamaya... İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları Yaşar Yücel Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların çarşamba günü gerçekleşen oturumunda İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında Kıbrıs Türk Hükümet Konağı bölümünde bulunan 50.000 TL ödeneğin Kıbrıs Türk köylere hizmet götürme birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor oy birliği ile kabul edilirken Merkez İlçe Tabaklar Mahallesi 317 ada 110 parselde bulunan yıkılan sinema binasının yerine İl Özel İdaresi İş merkezi yapılması için ihtiyaç olan ödeneğin temini ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporda görüşüldü. Söz konusu ödenek temini için İller Bankası'ndan kredi kullanılması gerektiği, bunun için de İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin yetkili kılınmasının uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi. Muslar mahallelerinde içme kullanma suyu tahsili ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonu'ndan gelen raporu oylanmasının kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İş ve işlemlerin takibi ile gerektiğinde İl Özel İdaresi adına kararlı konu işin toplam bedeli idaremizce ödenmesi gereken her türlü vergi. Toplantıda Merkez İlçe Güney Felakettin Köyü Çiftlik Mahallesi, Cinler Mahallesi ve Muslar Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin uygun olduğu belirtilen Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu da meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Merkez İlçe Yumrukaya Köyü Tapı'nın 723 ada 724 ada 18 numaralı parsele ait turizm tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelenmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildiği toplantıda mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan ve daha önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne kiralanan Aktaş Mahallesi'ndeki eski yurt binasının bir kısmının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na tahsisinin yapılması talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Güney Felakettin Köyü Cinler Mahallesi'ne ve 2 litre saniyelik dinleyen su kaynağının 1.50 litre saniyelik kısmının yerinde bırakılması koşuluyla çok parselde bulunan yıkılan sinema binasının yerine İl Özel İdaresi İş Merkezi yapılması için ihtiyaç olan 5 milyon TL ödeneğin temini ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporun görüşülmesi talebi raporu okuyoruz.